Kazasız belasız atlattık bu geceyi. Evet. Yani inşallah bir an önce iyileşir de daha fazla rol yapmak zorunda kalmayız. Ayrıca bu odada sadece sen kalmıyorsun Onur. Evet. Yani? Yanisi çıplak. Yani bu şekilde dolaşamazsın odanın içinde. Eskiden rahatsız olmazdın. O eskidendi. İzin verir misin? İşim var. Farkında mısın bilmiyorum ama oynayıp durduğun çekmece benim çekmecem. Neyse. Üşüteceksin. Dikkat et. Yok, üşütmem. Ayrıca seni ilgilendirmez. Aşkım sana. Ben
şimdi sana. Sana ait olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yakışıklı kocam benim. Senin kadar mükemmel bir erkek daha bulamazsın. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugünle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan. Beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Of, deli bir yaz yağmuru sevdan. Deli bir yaz yağmuru sevdan. Deli bir yaz yağmuru sevdan. Aa, Onur! Ne oluyor ya? Nasıl ne oluyor? Sen bana nasıl sarılırsın ya? Ben mi sana sarıldım? Lale şaka mı yapıyorsun ya? Geceden beri koala gibi yapıştın. Ben? Koala gibi? Ya saçmalama Allah aşkına. Ayrıca ben buraya nasıl geldim ya? Sen mi taşıdın beni? Ben buraya nasıl geldim? Niçin geldim? Neden geldim? Allah Allah Lale, baktım orada yamuk yumuk yatıyorsun. Dayanamadım, dedim gelsin şurada bari yatağın en azından kıyısında köşesinde bir yer edinsin kendine. Orada rahat rahat yatsın dedim. Getirdik seni buraya ama iyilikte yaramıyor galiba sana. Yani benim rızam olmadan sen beni bu yatağa nasıl yatırırsın Onur? Eyvah ya. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber nankörlük başladı. Ya sen ne kadar kendini beğenmiş bir adamsın ya. Senin için insanların ne düşündüğü, ne hissettiği umurunda değil, değil mi? Ancak kendi düşündüklerin, kendi hissettiklerin. Ne bağırıyorsun ya? Sen de bağırttırma o zaman. Atmış beni gece yatağa, yok boynu ağrımasınmış. Ne biçim konuşmalar bunlar ama, atmış yatağa. Sen beni nasıl suçlayacağını şaşırdın artık ya. Yok. Bu böyle olmayacak Onur. Olmayacak. Böyle hayatta olmaz. Söyleyelim babaanneme. Evet anlatalım ya. Tatlı dille anlatalım sorunlarımızı. Hatırlamadıklarını ona güzel bir dille hatırlatalım. Hatırlasın. Hatırlasın. Şöyle alayım. Ha? Babaanneciğim nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bugün daha iyi misiniz? Aa, çok iyiyim, çok iyiyim. Gayet iyiyim. Ben şey yapayım onu. Ağrın sızın var mı peki babaanne? Yok yok. Gayet iyiyim. Ah iyi. Çok şükür. Babaanne sen şey gibi bir şey demiştin. Yani dün. Hani dürüstlük çok önemli gibi bir şey. Sen hatırlıyor musun? Tabii tabii. Tabii, tabii. Hı. Dürüstlük önemli tabii. Aynen öyle. Yani biz de düşündük Lale'yle. Dürüstlük gerçekten de çok önemli. İnsanlar ailesine karşı her zaman dürüst olmalı diye düşünüyoruz biz. Evet. Ay. Ay. Babaanne? Babaanne? İyi misin babaanne? Babaanneciğim iyi misin? Bir dakika. Babaanne korkutma bizi ama. Böyle bir şey... Buradan böyle bir bıçak gibi bir şey saplandı. Nefes al babaanne. Ay iyi mi? Hemen hastaneye gidelim. Yok 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 yok. Yo. Yo. İyi misin? Ay geçti. Ay ben aklanmayayım. Otur.
Doktor şey dedi, böyle arada bir olacak dedi. Böyle bir girecek o sancı. Birer meraklanma dedi. Ama stres, stresten uzak duracaksın. Üzüntü yok, sıkıntı yok. Yani hiç onlar aman dikkat et dedi. Zaten benim burada ne sıkıntım olacak? Ben burada ne kadar rahatım, huzurluyum ama işte öyle bir daha yeni yani şimdilik böyle bir arada bir geliyor. Burada hiçbir şey olamaz. Sen bir şey diyordun Onurcuğum, yarım kaldı. Ha, ne demiştin? Babaannem, bizlerle de düşündük. Ay baba, gene bir. İyi misin babaanne? Yok, iyiyim ha. Evet, devam et oğlum. Neydi, ne söylüyordun sen? Yani biz düşündük Lale'yle. Söylediğiniz her şey gerçekten çok doğru. Çok saygı duyuyoruz. Yani bunlar kulağımıza küpe Lale'yle, onu söyleyecektik. Evet, küpe oldu. Siz böyle iyi olun, siz huzurlu olun. Ben de iyiyim. Benim sağlığım da o zaman çok iyi olur. Siz iyi olun yeter ki, değil mi? Tabii babaanneciğim, değil mi? İnsanın burada ne derdi olabilir ki? Dert olamaz. Ben gideyim artık. Tamam, ben seni geçireyim. O böyle gideyim. Sen geçir evladım, sen geçir. Ben Emirciğime bakarım. Yok, ben şey yapsaydım. Lale şey yapsaydı. Yok canım, ben şey yaparım, siz şey yapın da sen geçir onu. Şimdi ne güzel böyle kalsın burada. Mahmur mahmurdur o. Değil mi? Ay çok tatlı. Tamam babaanneciğim, görüşürüz hadi. O zaman. Hadi. Güle güle oğlum. Biliyor musun, ben seni geçireyim. İki dakika konuşalım mı? Lale, bak bu böyle olmayacak. Yani ikimiz için de hoş bir durum değil, farkındayım. Ama aynı çatı altındayız, aynı evdeyiz. Yani bir şekilde bir orta yol bulmak lazım, uzlaşmak lazım. Evet, bu günleri cehenneme çevirmenin hiçbir anlamı yok bence de. Aynen. Sakin olun. Laf sokmayalım. Damarımıza basmayalım. Babaanne için. Babaanne için. Anlaştık. Anlaştık. İyi, ben seni geçireyim o zaman. Buyurun. Buyurun. Hayırlı işler diliyorum. Görüşürüz o zaman. Sağ ol. Teşekkürler. Buyurun. İyi günler. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Filiz'im hoş geldin. Ben bir dosyayı unutmuşum, onu alıp çıkacağım. Siz hiç rahatınızı bozmayın. Şişt, hop, dur bakalım sen de onu de. Filiz. Filiz. Onur Saran. Bu ne? Karnın. Ne var bunun içinde? İkizler var Filiz. Gerek yok Filiz. Bir dakika, kankicim bir saniye. Ben bu... İkizleri, bu bebekleri ben tam 9 aydır kendim karnımın içinde taşıyorum yani. Bunların kararlarını hep ben çekiyorum. Ben bu evlatlarımı kimseye vermem yani, anladın mı? Evet, vermezsin Filiz. Vermem tabii ki. Kimseler alamaz yani. Biz anneyiz çünkü, tamam mı? Sıkıyorsa siz taşıyın, baba oğlum da siz taşıyın yani. Biz bunları 9 ay taşıyoruz değil mi? Analar, anayız biz yani. Öyle annecikler, bebeciklerden böyle ayrılmazlar yani. Aynı dürümeler. Filiz. İyiyim ben. Ben iyiyim. Bak şimdi bunlar yarın bir gün süt diyecekler. Anneciğim süt diyecekler. Kim gidecek onların yanına? Kim emzirmeye gidecek? Biz gideceğiz. Biz analar. Ay. Filiz. Filiz iyi misin? Filiz. Tamam iyiyim. Filiz galiba doğuruyorsun. Hayır. Tamam dur. Hemen hastaneye gidiyoruz. Tamam. Tamam. Erol'u arayın. Çantasını alsana. Erol'u arayın. Onunla benim için. Tamam. Zıbınları vardı, bebeklerin çantaları vardı. Getirsin. Hepsini. Tamam. Gelmesin de alsın. Gelsin. Erol! Problem yok. Zamanında yetiştirmişsiniz. Zaman başlamış. Hemen içeri alıyoruz. Filiz, merak etme. Bir avaz da çıkacak. Merak etme. Bir avaz da olsun. Benimkiler arkamda bir avaz da olacak. Hayır!
Evet evet, hadi bekliyoruz seni. Tamam. Erol'la konuştum. Annemlere de haber verdim, geliyorlar. Ben de İsmet babaanneyi aradım. Annem getirecek onu. Şansa bak Onur ya. İkizler durdu durdu. Vallahi kucağımıza doğuyorlardı. Aynen öyle. Ya şeyi soracağım. Siz ne konuşuyordunuz evde? Senin emirin velayetini almak istediğini söylemiştim Filiz'e. Onu konuşuyorduk. Ne? Ben mi? Evet. Annen söylemiş ablama. Velayetini alacakmışsın, kendin bakmak istiyormuşsun. Bana da göstermeyecekmişsin. Nerede şaka mı yapıyorsun? Ben böyle bir şeyi nasıl düşünebilirim? Emir senden nasıl ayırırım ben? Biz ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım. Sen benim için dünyanın en iyi annesisin. O yüzden asla böyle bir şey aklımdan geçirmedim. Ya asıl senin annen benim babama demiş. Emir'i alacak, Lale Onur'a göstermeyecek diye. Olabilir mi böyle bir şey Onur? Bizim aramızdaki ilişkinin bununla hiçbir alakası yok. Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Sonuçta sen onun babasısın. Sen demediysen, ben demediysem? Demek ki aynı anda yanlış anlaşılmalar olmuş. Demek baban da ablam gibi bizim aramızı düzeltmeye çalışıyordu. Ama tabii yanlış anlaşıldı. Aramızı düzeltmeye uğraşırlarken yine birbirimize düştük. Kız da bizim yüzümüzden sancılandı. Yani ne olursa olsun ilk olarak birbirimize konuşalım, tamam mı? Tabii öyle yapalım. Sonuçta biz anlaşamazsak çocuğumuza nasıl örnek olacağız? O zaman anlaştık. Ne olursa olsun hemen birbirimize anlatıyoruz. Tamam, anlaştık. Laf sokmak yok. Anlayış davranacağız birbirimize, tamam mı? Anlamaya çalışacağız. Anlaştık. Anlaştık. Filiz Sarıhan'ın yakınları siz misiniz? Evet, biziz. Durumu nasıl? Doğum gerçekleşti, anne dinleniyor. Çok şükür. Bebekler nasıl? Bebekler gayet sağlıklı. Rutin kontrolleri yapılıyor. Peki görebilir miyiz? Tabii, ileride bankoya devam edin. Arkadaşlarım yardımcı olsunlar. Teşekkürler. Vallahi gerçekmiş anacığım. Kuzular doğdu. Fırlattı Filiz, yemin ediyorum. Ay ben doğurmaz diye bekliyordum. Umudu kesmiştim ben. Ben Filiz'i ilkokula yazdıracaktım. Fırlattı, fırlattı. Nihayet fırlattı. Ay Allah'ım. Ben de bu yaşımda torun sahibi oldum yani. Ay babaanne oldum ben. Resmen yani gençecik yaşımda. Hayır ya, şimdi görenler çocukları diyecekler ki Betül Hanım çok tatlılar. Sizin çocuklarınız mı falan diye soracaklar bana hep böyle. Ay kurban olsunlar sana. Bana da abileri mi diyecekler? Vallahi eminim abileri mi diyecekler. E çıtırlığın bedeli. Ay Şahin'in de yani tam şirket toplantısına gideceği günüm oldu ablam. Bir trafiğe takılmış, gelemiyorum bir türlü. İsmet babaanneyle annem de geliyorlar, yoldalar. Gelsinler, gelsinler. Annem nerede geliyor? Gelsinler, gelsinler. Gelsinler. Hepsi gelsin, hepsi. Gelsinler de torunlarımı görsünler. Bakalım. Geliyor. Erol. Gülüyor mu ona? Gülüyor kız vallahi. Ay öbürüne mi gülüyor? Telekomünikasyon mu yaptı şimdi bunlar? Ha? Ay encüklere bak, gülüyor. Ay anacığım, bu nasıl bir şey? Bunlar benim veletlerim, biliyor musun? Ay yavrularım benim, kuzularıma bak. Yemin ediyorum çok başka his. Baba olunca anladım. Ya işte görüyor musun? Görüyor musun annem baban neden böyle senin üzerine titriyor, anlıyor musun şimdi? Yani. Ay sizinkiler de tabii çocuklar, yani hepimiz. Hani en nihayetinde yani ne yapıyorsak hani böyle bazen kötü, iyi, doğru, yanlış bilmiyorum yani ama hep sizin iyiliğiniz için yapıyoruz. Ay üstünüze titriyoruz be aman. Yemin ediyorum var ya, birisi benim kızlarıma dokunsun, şerefsiz evladıyım, öldürürüm onu ha. Dünyayı yakarım, tanımam. Oğlum yavaş, hastanedeyiz. Bakın şunlara bak, gülüyor mu ya? Kıkır kıkır gülüyor. Bak bak bak, öbürü mi gülüyor bu? Allah'ım yemin ediyorum, bunlar biliyor mu birbirlerini? Babama dedi o. Vallahi baba dedi. Ağzını baba diye oynattı. Yemin ediyorum. Balık oynattı. Oynattı, oynattı. Kuzen tebrikler. Allah analı babalı büyütsün. Allah kolaylık versin. İki tanesiyle birden.
kampanyalı olunca tabii birini alınca öbürünü %50 bedava veriyor. İki tane birden yapayım dedim. Kampanya sonucu sonuç 2-1. Tabii kuzen tabii. Geceleri biri uyanıp biri ağlayınca ben sana soracağım. O 2-1'i soracağım. Aşkım. Geldik babam, geldik. Günaydın babası. Günaydın oğlum. Oh. Ay bana seslenseydiniz keşke. Biz hallettik seher, sağ ol. Ay bize kahvaltı yaptırmayacak. Altını değiştirmem lazım benim. Öyle mi yapmış bu? Benim de hemen hazırlanmam lazım aşkım. Çıkmam gerekiyor. O zaman kahvaltıyı yarın yaparız beraber. Ondan sonraki günde yaparız. Ondan bir sonraki günde yaparız. Artık bütün günler bizim. Günaydın çocuklar. Günaydın babaanne. Günaydın. Bu yaramaz uyutmadı mı yoksa sizi ha? Uyutmadı mı sen bakayım bak? Erken kalktı. Günaydın oğlum. Günaydın babaanneciğim. Ne o, sen çıkacaksın mı yoksa? Evet babaanne, sabah erken bir toplantım var. Ha, kahvaltı etmeden yani. Yine maalesef bu hafta işler biraz yoğun. Ne yapalım? Hatta bana müsaade, akşam görüşürüz. Tamam canım. Görüşürüz babaanne. Görüşürüz. Kolay gelsin oğlum. Hadi hoşça kalın. Babaanne, ben bir emirin altını değiştireyim, kahvaltı yapalım, sonra da karşılıklı güzel bir kahve içeriz. Çok iyi olur. Ben de sonra Filizlere gideceğim. Eve çıkıyorlarmış bugün. İkizleri görmeye gideceğim. Süper, ben çiçekçiye uğrarım, oradan da Filiz'e geçerim. Kahvaltımızı edelim, hazır mı? Tamam, geliyorum hemen babaanne. Herkese merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk. Canım baksana, çok tatlılar değil mi? Evet aşkım, maşallah. Gerçekten çok tatlı ikisi de. Analı babalı, sağlıklı, uzun ömürleri olsun inşallah. Amin amin. Vallahi abileri de var hazırda. Emir abi, Emir abi. İki kere Emir abi. Aşkım bak şimdi bir tanesi mesela bir hareket yapıyor ya. Aynı anda diğeri de aynısını yapıyor. Herhalde yani. Biz onları eş zamanlı tasarladık onları. İki tane yaptık biz onlardan. Verek mi birini? Ne demek verek mi birini size? Kedi yavrusun bunlara ya. Nasıl veriyoruz biz bebek evlerimizi? Ki kedi bile yavrusunu vermez. Bir latife ettik, olay nerelere geldi? Onurcuğum biz bebeklerimizin isimlerini İsmet ve Kısmet koyduk. Çok güzel olmuş. Siz oğlunuza Ahmet ismini koymayınca köklerimizin devam etmesi adına, yaşaması için İsmet ismini uygun gördük. Şahane olmuş kuzen, şahane. İnşallah.
Şirkette öyle yaşatırsın. Ne diyorsun oğlum sen ağzının içine mıyır mıyır? Ne diyorsun? İki çocuk babasıyım ben burada. Konuşuruz bir ara. Ona göre. Emir de bir kardeş ister artık değil mi? Tabii tabii. Kardeş çok önemli. Gerçekten kardeş lazım. Yani ben Lale'nin bir bebek daha istediğini düşünmüyorum ama bilemedim. Şimdi ben de böyle sorunca bilemedim. Anneciğim, şu güzel aile tablosu ne kadar etkileyici değil mi? Ne kadar şahane maşallah. Maşallah. Onur, şey diyecektim ben sana. Babaanneyi eve bıraktıktan sonra hemen şirkete gitmesen, biraz vakit geçirsek. Biraz vakit geçirsek? İşe geç gideceğim. Geç geldiğimde sorun olmayacak mı sana? Yo, niye olsun ki? Hem Emir de çiçekçi de, onu da alırız. Tabii canım, niye sorun olsun ki? Senin için önemli değil yani. Hatta Emir benim umurumda bile değil, değil mi? Ben öyle bir şey demek istemedim. Birlikte gezeriz, vakit geçiririz diye söylemiştim. Babaannem mi istedi dolaşmamızı? Yo. Babaannem istemediyse biz niye dolaşıyoruz ki Lale? Yani rol yapmak zorunda değiliz o yokken. Biz zaten boşanmaya karar vermiş bir çiftiz. Zorlamanın bir anlamı yok ki. Evet. Hı hı, haklısın. Zaten en kısa zamanda boşanacağız. Doğru, doğru. Yani. Neyse, babaannem geliyor. Biraz sabret. Ben size eve bırakayım, sonra şirkete geçeceğim, tamam? Geldim çocuklar. İşe gitmeyecek misin? Evet, işe gideceğim. Niye kıyafet bakıyorsun? Sen işe hep böyle gidersin. Yani bugünkü toplantı biraz rahat bir toplantı olacak. Öyle olunca da işte biraz spor giyineyim dedim. Toplantı sonrasında da belki bir şeyler içebiliriz. Öyle bir muhabbet geçti çünkü. Bakacağız yani bir duruma. Mavi ceketi mi giyeceksin? Hı hı. Mavi ceketimi giyeceğim. Selam. Evet evet geliyorum. Hı hı. Adres bende ya, yanımda. Dur bir saniye dur, kontrol edeyim. Hah, buldum. Hı hı. Sen hiç merak etme, tam zamanında orada olacağım. Ha, birkaç işim var evde, hemen onları halledip çıkıyorum. Evet evet. Ne? Tamam. Tamam. Anlaştık. Ben bir duşa giriyorum. Sonra üzerimi değiştirip hemen çıkacağım. Plan yaptı diyorum ya, sözleşti biriyle. Nasıl ya? Aa, telefonda birisine randevu verdi, böyle canım cicim falan değil mi konuştu? Yok, canım cicim demedi ama bir kadınla konuşuyordu. Mavi ceketini giyecek. Mavi ceket ne demek biliyor musun? Ona çok yakışıyor. Böyle gözlerini çakmak çakmak ortaya çıkarıyor mavi ceketi onun. Kesin bir kadınla konuşuyordu. Ben sana dedim değil mi? Ben sana dedim değil mi, bu erkeklere elini veren kolunu kaptırıyor diye? Ha, dedim değil mi? Dedim. Ben seni dinlemedim. İki güldü diye ikna oldum işte. Abla, ben böyle görmeden karar vermeyeyim diyorum. Gözlerimle bir göreyim. Adres. Aklımda. Adres aklıma yazdı.
Ama sen de benimle gel. Ne olur bak, bir ihtiyaç olursa manevi destek olursun bana. Bir de ben böyle beklemediğim bir şeyle karşılaşırsam kala kalırım yani. Ne yapacağımı bilemem. Sen de gel. Ay herhalde be. Tabii ki geleceğim. Sen hiç merak etme. Ablacığım, sen böyle saç baş yolmasını falan bilmezsin. Bu durumlarda ben sana birkaç tane taktik vereceğim yolda. Ha? Tamam. Annemle Nergis gelsin, çıkarız o zaman. Benim de arkada birkaç işim var. Onları halledeyim. Annemler de gelir o zaman. Tamam. Hadi. Mavi ceket giyilmez. Tamam, mavi ceket ha. Londra'ya taşındınız. Görüşemiyoruz tabii. Haklısın. Ama sen hiç değişmemişsin biliyor musun? Yani işte bakmaya çalışıyoruz kendimize. Sen de değişmemişsin. Yani aynısın hemen hemen. Soner'le evlilik yaradı maşallah. Göz altlarına dolgu yaptırdım. O da göbeğini saklamaya çalışıyor aklı sıra. Neymiş efendim? Baba göbeğiymiş. Bu arada sana çok selam var. Sen de selam söyle. Söylerim. Sen anlat bakalım. Evlilik nasıl gidiyor? Gerçi tanışamadık kendisiyle henüz ama Lale yengemiz sana gayet iyi bakıyor anlaşılan. İyi bakıyor. Yani zaten aslında ben de seni bu yüzden aradım. Ya biz Lale ile bir takım sorunlar yaşıyoruz da. Hadi ya. Peki benden ne istiyorsun? Şöyle. Şimdi Lale beni biraz kızdırdı. Ben ne yapacağım? Ben de biraz onu kızdıracağım haliyle tabii yani. Karşılıklı bu işler. Seni tanımıyor ya şimdi. Bir oyun oynayalım diyorum. Geldiler. Başlayalım. İlahi Onur, vallahi korkulurmuş senden. Abla görüyor musun bak? Ay vallahi görüyorum. Yavaş saklan saklan. Yani görmesin bizi. Kıskandığımı düşünür. Aa nasıl ya? Şimdi sen kıskanmıyor musun ablacığım? Kıskanmıyorum. Sadece tavuğun tüylerini yolarsın ya böyle. İkisinde aynı anda ölü olmak istiyorum sadece. Ama kıskanmıyorum. Kıskanmak değil bunun adı. Kıskançlık yok. Anladım. Kendimi kaldırıyorum. Diyorsun. Demiyorsun. Tamam. Aferin ablacığım. Aferin, iyi yapıyorsun. Aa, ay resmen Onur eniştemin içine düşecek kız be. Tutuyorum. Sana be! Niye bağırıyorsun? Kızın elini niye ısırıyorsun? Keşke gelmeseydim, görmeseydim bunları. Buna bak ablacığım. Vallahi maşallah ha. Ay iyi dayanıyorsun. Çok iyi. Duramıyorum. Yerimde duramıyorum. Panter gibiyim. Masaya saldırmamak için kendimi zor tutuyorum şu anda. Nasıl böyle bir şey yapabilir bana ya? Bana bu revan mı şu anda? Bir daha bak. Ben sana bir şey soracağım. Ya bana daha bu sabah... Daha! Ver şunu. Niye bağırıyorsun? Şunu getir. Az kalsın yakalanıyorduk. Niye bağırıyorsun? Ayağımı bastı ya. Böyle. O mu? O şapkayı takmış ikisi. Pardesüler falan. Tanınmayacaklar. Çok da güzelmiş. Öyledir. Sen bir de onun makyajsızken gör. Şimdi güzelliğini gizlemiş. Nasıl bir şey biliyor musun? Ben onu ilk gördüğüm andan itibaren... her göz göze geldiğimizde içim bir garip oluyor. Ben onun saçının teline dokunmaya kıyamıyorum ya. Şimdi bazen böyle saçından bir parça böyle düşer alnına. Tamam mı? Ben alırım saçını, düzeltirim, yana doğru atarım. O an böyle çok yakınız ya, göz gözeyiz. O yüzü açıldığı an içim öyle bir cız ediyor ki. Hani öyle heyecanlanıyorum ki. Kalbimin ritmi değişiyor. Daha hızlı çarpıyor. Yani çok 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 garip bir duygu. Vay, adamım sen aşıksın ya. Daha çok kızgınlık şu an. Bu konuları da daha fazla konuşmayalım çünkü şu an bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kafayı dağıtmayalım. Tamam. Tamam, bozmuyorum.
Ne konuşuyorlar? Ne bileyim ablacığım ya. Allah Allah. Tele kulak mıyım ben? Ne yapıyor? Hesabı ödüyor. Atladın mı? Hı hı. Babacığım gidiyorlar, ne yapacağız? Ne yapacağız mı var? Kalksana, gidiyoruz biz de peşlerine. Dur kızım, hesabı ödeyelim. Ne hesabı ya? Parmağımı bile değdirmedim Allah aşkına. Yürü peşimden. Tamam, sen git geliyorum. İçimdeki aşk esir almadan.